Peki bir de tabii en önemli sorulardan birisi belki de hayat tavsiyesi, hayat tecrübelerine dayanarak genç arkadaşlara böyle senin öğrenmiş olduğun, söyleyebileceğin önemli bir şey var mı? Ne tavsiye ederdin? Mesela 10 yıl önceki kendine veya 15 yıl önceki kendine ne söylerdin? Yani düşüneyim, tabii söylenebilecek birçok şey var. Öteleyen veya işte ilerlemeye sürükleyen en önemli nokta merakımdı. Merakımdı. Yani çok parlak bir öğrenci olduğumu iddia edemem. Çok zeki olduğumu iddia edemem. Çok çalışkan olduğumu iddia edemem. Yani sanırım bu anlamda insanlar şevki kırılmasın. Yani kendilerini çok başarılı görmüyorlarsa şu anda, sınıfların en iyisi değillerse, şirketteki en iyi kod yazan veya en başarılı değillerse şeyden kırmasınlar, hevesleri kırılmasın. Ama merak ettiği konuda çalışsın, değil mi? Evet, sabır Esas çok önemli. kritik nokta o Sabır herhalde. çok önemli. Yani şeyi kaldırabilmek gerekiyor, başarısızlığı kaldırabilmek gerekiyor. Sanırım başarı çok kolay çünkü paylaşılıyor veya başarı çok, yani başarıyı yaşamak çok kolay. Sanırım fark eden yer başarısızlık zamanlarında sabır gösterebilmek. Ama bu sabır tabii pasif bir sabır değil. Yani oturup masanın üstüne tamam sabrediyorum şeklinde değil. Daha aktif bir sabır. Biraz daha belki analiz edip nerelerde eksik kaldığımızı, o konuları yavaş ve sakin bir şekilde başlamak. Yani hani hemen şınava başlayıp böyle tamam 100 tane yaptım, tamam değil. Herhalde bu konularda hepimizin gidecek yolu var. Ben kendimi de bu işin içine dahil ediyorum. Yani şu anda da kendimi geliştirmeye çalıştığım nokta burasıdır. Başarıda değil, başarısızlıkta sabır gösterilmek, dirayet gösterilmek. Sanırım insanlar meraklarını canlı tutabilirlerse ve sabır gösterebilirlerse er ya da geç istediklerine yaklaşabiliyorlar. Çalışmak önemli aslında, değil mi? Tabii, her zaman. Yani o, Başarı biraz çalışmayla evet, gelen tabii. şeylerden birisi. Kesinlikle. Yani.